1876'da telefonun patent hakkı için aynı gün iki başvuru yapıldığını biliyor musunuz? Graham Bell ve Eliza Gray telefonun patent hakkı için Amerikan Patent Ofisi'ne, birbirinin neredeyse aynısı olan projeler ile aynı gün başvuruda bulunuyorlar. Üstelik Eliza Gray saat farkı ile daha önce başvuruda bulunduğu için, Graham Bell'in başvurusu askıya alınıyor ve daha detaylı bir dosya sunan Eliza Gray öncelik veriliyor. Peki sonrasında ne oluyor da telefonun mucidi Graham Bell oluyor? Gelin konuyu birlikte inceleyelim. Alexander Graham Bell 1847'de İskoçya'da doğdu. Ama yaşamının büyük kesimini Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi. 12 yaşındayken yaptığı ilk icadı komşusunun değirmeninde öğütülen buğdayı sap ve kabuk gibi istenmeyen parçalarından ayıklayan bir düzenekti. En bilinen icadı olan telefondan başka, metal dedektörü, deniz otobüsü ve fiber optik iletişim gibi birçok önemli icada ve gelişime imzasını atan Graham Bell için çağının en üretken deharlarından birisiydi dersek abartmış olmayız. Ama üzerinde en çok zaman harcadığı konulardan birisi sesli iletişimdi. Annesinin ve eşinin işitme engelli oluşu ve bu dertten muzdarip öğrencileri için ayrıca konuşma ve iletişim dersleri vermesi doğal olarak Graham Bell'i, sesin oluşumu, kaydı ve iletimi konusunda ömür boyu sürdüreceği araştırmalara itmişti. Eliza Gray ise 1835'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde doğdu. Hakkında Alexander Graham Bell kadar çok şey bilinmese de, iletişim teknolojisi konusunda adına kayıtlı birçok patent mevcut. Eliza Gray özellikle telgrafla iletişimin kalitesini artıran icatlar geliştirdi. Bu icatlardan bazıları el yazısının telgrafla iletimini sağlayan bir çeşit faks makinesi, telgrafla gelen mesajları kağıda basabilen bir yazıcı ve de resimlerin elektromanyetik yolla iletimini sağlayan basit bir kapalı devre televizyon sistemiydi. Peki gerçekte telefonu kim icat etti? Bildiğimiz kadarıyla 11 Şubat 1876 tarihinde Eliza Gray'in elinde pratik olarak kullanıma neredeyse uygun olan bir telefon tasarımı vardı. Ama Alexander Graham Bell'in tasarımında aşması gereken daha büyük sorunlar mevcuttu. İlginç olan ise 14 Şubat 1876'da Eliza Gray, avukatı aracılığıyla kendi tasarımının patenti için ön başvurusunu yollamışken, Graham Bell de aynı gün avukatı aracılığıyla kendi tasarımı için patent başvurusu yapmıştı. Dahası Graham Bell'in başvuru metninde yer alan ama çizimlerde gösterilmeyen sıvı aktarıcıya ait ifadeler, Eliza Gray'in başvurusunda da yer alan ve ayrıca çizimlerle gösterilen sıvı aktarıcıya inanılmaz şekilde benzemekteydi. 19 Şubat'ta Amerikan Patent Ofisi bu şaibeli durumdan dolayı Graham Bell'in patent başvurusunu askıya alıp Eliza Gray'e başvurusunu tamamlaması için 3 ay süre verdi. Bu 3 ayın sonunda da kimin hak sahibi olduğunu belirleyebilmek için incelemelere başlanacaktı. Konu için önemli bir detay ise o tarihlerde Amerikan Patent Ofisi'nin patent başvurularında bahsi geçen tasarımların çalışan bir örneğini görme talebiydi. Tahmin edilen o ki Graham Bell'in elinde başvuru sırasında böyle bir örnek yoktu. Diğer taraftan Amerikan Kongresi'nin 1870'te aldığı bir kararla başvuru sahiplerinin örnek gösterme zorunluluğu kaldırılmıştı. Graham Bell'in avukatlarının bu kararı lehlerine kullanıp, Graham Bell'e zaman kazandırdıklarını anlamak zor değil. Çünkü Graham Bell'in not defterine 24 Şubat'tan 7 Mart'a kadar süren bir seyahati boyunca hiçbir şey yazılmamıştı. Graham Bell'in patent başvurusu 7 Mart'ta onaylanmışken, 8 Mart'ta Graham Bell'in not defterine Eliza Gray'in tasarımına çok benzeyen bir düzenek çizilmiş, 10 Mart'ta ise Bell sıvı aktarıcıyı kullanarak insan sesini anlaşılır şekilde iletebilen bir düzeneği çalıştırmayı başarmıştı. Aslında Graham Bell daha sonraki deneylerinde ve halka açık gösterilerinde bu düzeneği bir daha kullanmayacaktı ve bunun yerine geçecek olan elektromanyetik düzenekle çalışan telefonunu geliştirecekti. Ama başvurusunda Eliza Gray'in sıvı aktarıcılı tasarımından sadece bahsetmek bile Graham Bell'in patent beratını almasına yetmişti. Yaklaşık bir yıl sonra, 2 Mart 1877'de Graham Bell, Eliza Gray'e bir mektup yazmış. Bu mektupta Eliza Gray'in tasarımının suyun içinde titreşen bir tel ile alakalı olduğunu bildiğini itiraf etmişti. Ama bu tarihte Eliza Gray'in tasarımı hala saklı tutuluyordu. Peki Graham Bell bu detayı en başta nasıl öğrenmişti? 1879'da Graham Bell yeminli ifade verirken, dönemin patent memuru ile Eliza Gray'in tasarımı hakkında üstünkörü bir sohbet ettiğini söyleyecekti. Diğer taraftan söz konusu patent memuru, 1886 tarihli yeminli ifadesinde 1876'da alkolik olmakla beraber Graham Bell'in avukatına para borcu olduğunu, kurallara aykırı olmasına rağmen ona Eliza Gray'in başvurusundan bahsettiğini, üstüne bir de
amirlerine Graham Bell'in başvurusun Elisa Gray'inkinden daha önce ulaştığını rapor ettiğini söyleyecekti. Bu inanılmaz ifade gazetede yayınlandıktan 3 gün sonra ise Graham Bell bütün bu iddiaları yazılı ve yine yeminli olarak reddedecekti. Buna benzeyen başka birçok ifade ve komplo teorisi var. Bunlara daha fazla yer vermemekle birlikte, gerçekliği inkar edilmeyen son birkaç detayı daha paylaşma gereği görüyorum. Avukatı Elisa Gray'e, Graham Bell'in başvurusunun 20 Ocak 1876'da, yani meşhur 14 Şubat 1876 başvuruları yapılmadan önce, noter tarafından zaten onaylandığını söylemişti. Bu yüzden Elisa Gray'e başvurusunun peşini bırakmasını tavsiye etmişti. Elisa Gray daha sonra avukatının tavsiyesini yerine getirip yazılı olarak bu mücadeleden çekildiğini söylemiş. Graham Bell de en sonunda 7 Mart 1876'da 174.465 nolu Amerikan patentini almayı başarmıştı. Patent ofisinin Elisa Gray'e verdiği 3 aylık sürenin bile dolmadığını hatırlatırım. Peki Elisa Gray, Graham Bell ile hukuk mücadelesi verirken, kendi avukatının hesabına Graham Bell'in şirketi tarafından düzenli olarak para yatırıldığını bilse acaba avukatının tavsiyesini yine yerine getirir miydi? Elisa Gray bütün bu gerçekleri sonradan öğrendiğinde telefonu aslında kendisinin icat ettiğini söylemiş, Graham Bell'i casuslukla suçlayıp olayın peşinden gitmeye çalışmış. Ama kendi isteğiyle mücadeleden daha önce çekildiği için artık iş işten geçmişti. Telefonun icadı hakkında kıyasıya bir mücadele söz konusuydu. Ne yazık ki bu mücadele bilimsel değil, hukuki bir platformda olmuştu. Amerikan Patent Ofisi Elisa Gray'in değişken direnç fikrinin asıl sahibi olduğunu açık açık kabul etmiş. Ama Elisa Gray'in mücadeleyi bırakmasından ve de patent başvurusunu tamamlamamasından dolayı Alexander Graham Bell'i pratik telefonun mucidi olarak tescillemişti. Alexander Graham Bell'in çağının en üretken dehalarından birisi olduğu inkar edilemez. Dolayısıyla Bell'in aslında ne böyle bir casusluğa ihtiyacı olduğu, ne de bunu isteyerek yaptığı tahmin edilmemektedir. Ne yazık ki, avukatlarının yol açtığı bu karmaşadan sonra Graham Bell'in geri adım atıp her şeyi itiraf etmesi için artık çok geçti. Çünkü işin ucunda hem büyük bir unvan, hem ülke çapında bir saygınlık, hem de milyon dolarlar vardı.